Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu dersimizde 5. sınıfın 8. ünitesi olan fitness, yani formda olma, sağlıklı olma adlı üniteyi işleyeceğiz. Bu üniteyle ilgili kelimeleri gördükten sonra konu anlatımını yapacağım. Haydi dersimize başlayalım. Skateboarding, kaykayla kayma. Camping, kamp yapma. Bisiklet sürme. Karate, karate yapmak. Do exercise, egzersiz yapmak. Go fitness, spora gitmek. Wall climbing, duvara tırmanmak. Fishing, balık tutmak. Trekking, hiking, doğa yürüyüşü yapmak. Running, koşmak. Jogging, hafif tempolu koşu. Workout, antrenman yapmak. Yoga, yoga. Riding horse, ata binme. Swimming, yüzme. Basketball, basketbol. Futbol, soccer, futbol oynamak. Badminton, badminton. Skiing, kayak yapmak. Judo, judo. Bowling, bowling. Table tennis, masa tenisi. Sailing, yelkencilik. Golf, golf. Hockey, hokey. Ice skating, buz pateni. Roller skating, patenle kayma. Flying a kite, uçurtma uçurma. Gymnastics, jimnastik. Climb mountain, dağa tırmanmak. Weightlifting, ağırlık kaldırmak. Boring, sıkıcı. Exciting, heyecan verici. Feel, hissetmek. Tired, yorgun. Accept, kabul etmek. Refuse, reddetmek. Hit, isabet etmek. Equipments, ekipmanlar. Kick, tekmelemek. Tent, çadır. Try, denemek. Invite, davet etmek. Questions, sorular demektir. Bu ünite içerisinde karşınıza çıkacak soru çeşitleri şunlardır. What is your favorite sport activity? Senin en sevdiğin spor aktivitesi nedir? Bu soruya cevap verirken Türkçe'de olduğu gibi cümle kurabiliriz. Yani cevap verirken benim en sevdiğim spor aktivitesi şudur diyerek sevdiğiniz sporu cümlenin en sonunda yazarsınız. İngilizce olarak My favorite sport activity. Benim sevdiğim spor aktivitesi is bisiklet sürmedir. Buradaki my kelimesi benim anlamı katar. Türkçe'de olduğu gibi cümle kuruyoruz. Benim en sevdiğim spor aktivitesi şudur. What is Cansu's favorite sport activity? Cansu'nun en sevdiği spor aktivitesi nedir? Bu kez sizin değil, arkadaşınızın en sevdiği spor aktivitesini soruyor. Bu yüzden cevap verirken arkadaşınızın ismini yazmanız gerekiyor. Yine Türkçe'de olduğu gibi Cansu'nun en sevdiği spor aktivitesi deyip sevdiği sporu yazmamız gerekiyor. Cansu's favorite sport activity. Cansu'nun en sevdiği spor aktivitesi is roller skating. Paten sürmedir.
Eğer bir ismi yazdıktan sonra kesme işareti kullanıp S harfini yazarsanız Cansu'nun anlamını katar. Mesela Ali yazdıktan sonra kesme işaretiyle S2 katarsanız Ali'nin, Ayşe'nin, Mahmud'un, bu tarz şeyler yazmak istiyorsanız eğer ismi yazdıktan sonra kesme işareti kullanıp S2 ile belirtmeniz gerekiyor. Which sport do you like? Sen hangi sporu seversin? I like fishing. Ben balık tutmayı severim. Like, sevmek anlamına gelir. Do you like camping? Sen kamp yapmayı sever misin? Eğer soru cümlesinin başına do yazıyorsa bu evet ya da hayır sorusudur. Yani cevap verirken yes ya da no ile cevap vermemiz gerekiyor. Yes, I do. Evet, severim. Ya da no, I don't. Hayır, sevmem. Soruyu do ile sorduğumuz için cevap verirken de do ile bitirmemiz gerekiyor. But, Türkçe'ye ama diye çevrilen bir kelimedir. Bu kelime bu ünite içerisinde çok önemli bir kelimedir. Eğer bu kelimeyi bilirseniz cümlelerdeki anlam farkını daha rahat anlarsınız. Şimdi bununla ilgili örnek cümleleri görelim. I like soccer. Ben futbolu severim. But I hate climbing. Ama tırmanmaktan nefret ederim. Buradaki but kelimesi cümleye ama anlamı katmıştır. Önce sevdiği bir şeyi söylüyor ama dedikten sonra sevmediği şeyi belirtiyor. Ayşe like gymnastics. Ayşe jimnastiği sever. But she doesn't like fishing. Ama o balık tutmayı sevmez. Önce Ayşe'nin sevdiği şeyi söylemiş, daha sonra but ama kelimesini kullanıp sevmediği şeyi söylemiştir. But ama anlamına gelir. Types of sports. Spor türleri nelerdir? Şimdi onları öğrenelim. Team sports. Takım sporları anlamına gelir. Takım olarak yapılan sporlar şunlardır. Basketbol, basketbol, futbol, futbol, hockey, hokey, voleybol, voleybol. Individual sports, bireysel olarak yapılan sporlar demektir. Bireysel yani tek başına yapılan sporlar şunlardır. Running, koşma, bisiklet sürme, roller skating, paten sürme, karate, karate yapma. Bu sporlar kişinin tek başına yaptığı sporlardır. Bilmeniz gereken iki tane önemli kelime vardır. Team, takım, individual, bireysel demektir. Sporlarla birlikte kullanılan üç tane önemli kelime vardır. Bunlar do, yapmak, play, oynamak, go, gitmek fiilleridir. Bunları sporlardan önce kullanırız ama hepsinin kullanımı farklıdır. Şimdi ben size bunları teker teker anlatacağım. Play, oynamak anlamına gelen bir fiildir. Play kelimesini eğer bir sporla kullanacaksak şöyle kullanmalıyız. Bu spor team sport yani bir takım sporu olmalıdır. Ve bu spor top ile oynanmalıdır. Yani kısacası takım olan ve top ile oynanan bütün sporlardan önce play kelimesini kullanırız. Örneğin, play golf, golf oynamak. Golf top ile oynanılan bir spordur, bu yüzden kendini önce play kelimesiyle kullanılır. Play basketbol. Basketbol bir takım sporudur ve top ile oynanılır. Bu yüzden play basketbol birlikte kullanılır. Play table tennis. Masa tenisi oynama. Table tenis topla oynanılan bir spordur. Bu yüzden play kelimesiyle birlikte kullanılır. Play kelimesini hem takım sporlarıyla hem de top ile oynanan sporlarla kullanırız. Diğer bir kelime ise go, gitmek kelimesidir. Eğer bu kelimeyi bir sporla kullanmak istiyorsak şartı şudur. Bir sporun sonunda ing eki varsa yani ing diye yazılan ek varsa bu sporla go kelimesi kullanılmalıdır. Örneğin, go camping, kampa gitmek. Gördüğünüz gibi kamp kelimesinin sonunda ing ile yani ing eki ile bitiyor. Go swimming, yüzmeye gitmek. Yine kelimenin sonunda ing eki vardır. Go ice skating, buz pateni yapmak. Gördüğünüz gibi ice skating'in sonunda ing takısı vardır. Bu yüzden bu sporlarla go fiilini kullanmalıyız. Diğer bir kelime ise do, yapmak anlamına gelen kelimedir. Bunun şartı individual sport olacak yani bireysel oynanan bir spor olacak. Ardından sporların hiçbir tanesi ing eki almayacak. Örneğin jogging olmayacak ya da olmayacak çünkü bunların sonunda ing eki vardır. Hem bireysel oynanacak hem de ing eki almayacak. Do yoga, yoga yapmak.
Du karate. Karate yapmak. Gördüğünüz gibi bunlar tek yapılan sporlardır ve sonlarında ing takısı yoktur. Du archery. Okçuluk. Bu üç kelimenin kullanımları da bu şekildedir. Making a suggestion, birine bir öneride bulunma ya da birine bir teklif öne sürme anlamına gelir. Buradaki suggestion kelimesinden kasıt, öneride bulunma ve fikir öne sürmedir. Şimdi İngilizce'de birine bir teklifte nasıl bulunabiliriz, hangi kalıpları kullanabiliriz ya da birisi bize bir teklif öne sürdüğünde bunu nasıl kabul edebilir ya da nasıl reddedebiliriz onları işleyeceğiz. Buradaki ilk kalıbımız let's kalıbıdır. Let's, Türkçe'ye hadi olarak çevrilir. Let's cümlesi bir soru cümlesi değildir. Bu yüzden let's ile kurduğumuz cümleler nokta ile biter. Dikkat etmeniz gereken nokta ise let's kendinden sonra fiilin birinci halini, yani hiç ek almamış halini alır. Örneğin, I am hungry. Ben açım. Let's eat sandwich. Hadi sandviç yiyelim. Let's kelimesi bu cümleye hadi anlamı katmıştır ve kendinden sonra eat, yemek yeme kelimesini birinci haliyle hiçbir ek almadan almıştır. I know this music. Ben bu müziği biliyorum. Let's dance. Hadi dans edelim. Let's kelimesi bu cümlede hadi anlamına gelir. Ve let's kelimesi bir soru kalıbı olmadığı için cümlenin sonunu nokta ile bitiririz. Kendinden sonra ise fiilin birinci hali kullanılır. What about, how about? Bunlar Türkçe'ye ne dersin diye çevrilen kalıplardır. İkisi eş anlamlıdır, yani aynı anlama gelirler. Bu yüzden birini kullanmanız yeterli olacaktır. Bunu örneklerde görelim. I am sleepy. Benim uykum var. What about sleeping in the tent? Çadırda uyumaya ne dersin? What about, ne dersin anlamına gelir. How about drinking coffee? Kahve içmeye ne dersin? How about, ne dersin anlamına gelir. Yeah, thanks. Evet, teşekkür ederim diye cevap verebilirsiniz. Would you like? Türkçe'de ister misin anlamına gelir. Eğer karşıdaki kişiye bir şey ister misin diye soracaksak would you like kalıbını kullanırız. Örneğin. Would you like cookie? Kurabiye ister misin? Would you like? İster misin? It looks delicious. O lezzetli görünüyor. Çeşitli şekillerde cevap verebilirsiniz. Önemli olan would you like kalıbıdır. Would you like lemonade? Limonata ister misin? Would you like? İster misin? No thanks. Hayır, teşekkür ederim. Making suggestion, yani birine bir öneride bulunma ya da birini bir yere davet etme konusu. Yani az önce gördüğümüz let's, how about, what about ve would you like kalıpları sizin için çok önemlidir. Çünkü 6, 7 ve 8. sınıfta bu konuların daha geniş halleri bulunmaktadır. Üstelik 8. sınıftaki LGS sınavında bu konuyla ilgili her yıl bir tane soru sorulmaktadır. O yüzden bu konuya şimdi çalışmanızın sizin için faydası var. Like, sevmek anlamına gelir. Dislike, sevmemek anlamına gelir. Şimdi İngilizce'de bir şeyi sevdiğimizi nasıl söyleriz ya da bir şeyi sevmediğimizi nasıl söyleriz onları öğreneceğiz. Öncelikle like, sevmekle ilgili kalıbı öğreneceğiz. Yani İngilizce'de bir şeyi sevdiğimizi söylerken bunu nasıl söyleriz önce ona bakacağız. Eğer sevdiğimiz bir şeyden söz ediyorsak I like, ben severim ya da I love, ben severim. Bu iki kalıptan bir tanesini kullanırız. Bu iki kalıbı yazdıktan sonra o noktalı yerlere, yani cümlenin en sonuna sevdiğimiz şey neyse onu yazarız. Şimdilik örneklere göz atalım. I like listening to music. Ben müzik dinlemeyi severim. Gördüğünüz gibi eğer sevdiğimiz bir şeyden bahsediyorsak I like kalıbını kullanırız. Ben severim anlamına gelir ve bunu yazdıktan sonra müzik dinlemek, kitap okumak, futbol oynamak hangisini seviyorsak onu cümlenin en sonuna yazarız. I love dancing. Ben dans etmeyi çok severim. I love bir şeyi çok sevdiğimizde kullandığımız ikinci kalıptır. I love yazdıktan sonra, yani ben severim dedikten sonra neyi seviyorsak onu yazarız. I like swimming. Ben yüzmeyi severim. I like, sevmek anlamına gelir. I love riding a bike. Ben bisiklet sürmeyi severim.
I love da ben bir şeyi severim demek için kullandığımız bir kalıptır. Dislike, sevmemek anlamına gelir. Eğer bir şeyi sevmiyorsak dislike kalıbını kullanırız. Ya da I don't like. I don't like da sevmemek anlamına gelen ikinci kalıptır. Bu iki kalıbı yazdıktan sonra noktalı yerlere neyi sevmiyorsak onu yazarız. Şimdi örneklere göz atalım. I dislike driving. Ben araba sürmeyi sevmiyorum. Örnekte de gördüğünüz gibi dislike sevmemek anlamına gelir. I dislike ben sevmiyorum dedikten sonra neyi sevmiyorsanız onu cümlenin en sonuna yazarsınız.